Tekrar beraberiz. Beyaz Futbol'dayız sevgili seyirciler. Gerçekten de çok çok özel bir akşam bizim için. 89 gün sonra sizlerle beraberiz. Emre Belezoğlu, Fenerbahçe'nin kaptanı canlı yayınımızdaydı ve birazdan da benim de çok değer verdiğim sevgili Acun abi, Acun Ilıcalı Beyaz Futbol'da olacak. Arkadaşlarım arıyorlar şu anda. Beşiktaş'la ilgili bir şey var mı Ertem? Maç sonu Sergen. Hala gelmedi Sinan abi. Yani arkadaşlar soruyorsunuz da yani stat'tan dediğim gibi yani gelmedi ve dolayısıyla yani stada gitmek zor işte. Ondan dolayı da ajanstan gelmesi lazım. Ondan grafikleri yani verelim. Maç geç olduğu için, geç saatte olduğu için ondan dolayı, ama normal 7'ye normal saatine olduğu zaman çok daha rahat. Evet. Sinan abi yayına girdiğinde henüz Sergen Hoca'nın böyle bir açıklaması yoktu. Sanki sana cevap vermiş gibi. Anladım. Ha. Bir iki genç Beşiktaş'a kazandırmak istiyoruz. Umarım Beşiktaş'a faydalı olur. Rıdvan'dan memnun olmuş. Bir iki genç, birkaç tane kazandırsın ya. Böyle bir şans gelmiş Ertem. Yani bu her takım için geçerli. Yani evet. Bu Fenerbahçe için, Galatasaray, Trabzon, Ankara Gücü, Kayseri. Bütün takımlar için yani. Bu bir şans diyorum. Bir fırsat gelmiş. Bahane de hazır. Para yok. Bahane de hazır. Yani bunları aralara serpiştireceksin. Doğru. Bu gençler yani zımba gibi ya. Baktım ben bugün Rıdvan'a, vardır bakın. Altyapılara gidin bakın. Ve bu çocuklara verelim. Arkadaşlar bakın, belki program başında bunları söyledim. Bizim dönemimizde 17 yaşlarında falan A takımda oynanıyordu. Ben 17'ye girmemiştim aradığımda. Saydım Metin Ali'yi bizim. O Feyyaz olsun, Rıza olsun, Fikret olsun. Eski dönem yani Serpil Ambitüz'ün ekolü. Biz 17 yani bugün bakıyorsun Rıdvan 19 genç diyorsun. Ama biz çok daha küçükten oynadık Ertem. Evet. Ve böyle bizim böyle değildi şartlarımız. Yani biz yani çok zor şartlarda oynadık. Sinan abi. Toz toprakta, evet. Ne oldu? Acun abi hattaymış. Oo, özlemiştik Acun'u. Sevgili Acun abi hattaymış. Acun Ilıcalı. Acun abi iyi akşamlar, iyi geceler. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Hayırlı olsun bu arada. Çok teşekkürler. Sonra geri döndünüz. Çok teşekkürler. Vallahi, benim size öncelikle bir konuşma yapmam lazım. İnşallah sezonu güzel bir şekilde bitirirsiniz. Yani güzel bir program her zamanki gibi ve bütün sezon boyunca da ilgimizi hep çekti, hep seyrettim gerçekten elimden geldiğince. Bu akşam da Sinan abi görünce şöyle karşımda bir mutlu oldum. Biz seni seyrettik. Ama korona bizi bayağı bir ayırmıştı. Vallahi çok iyi görünüyorsun. Ama biz seni hep seyrettik. Evet, bu aralar seni, çok popülerim. Biz seni hep seyrettik. Hem Instagram olsun hem kendi Survivor, maşallah Survivor'dan da. Yani bu korona Survivor'a yaradı diyebiliriz Acun'um. Yani maşallah reytingler falan da çok memnunsundur inşallah. Yani hakikaten iyi geçti ama ekip de çok iyi. Ekip de çok iyi. Önce seni bir kutlayalım ondan dolayı. Ekipten dolayı kutlayalım. Harika da bir ekip yapmışsın. Şimdi gelelim futbola. Daha doğrusu senin hayatın futbol. Önce şuradan bir girelim. Sinan abi. Önce şuradandan önce bak, bir şeyi çok merak ettim. Bir tane önce sorayım ben ya. Tamam, sor lütfen. Bu Mesut Özil ne olacak Acun? Efendim? Bu Mesut Özil ne olacak? Abi bu konuda ben bu konuyu hemen bir pas geçeyim. gerçekten bak, çünkü yani sağ ol, yani teşekkür ederim. Yakından biliyorsun, soruyorsunuz ama Mesut'la ilgili kurduğum her cümle 150 yerde manşet oluyor. Doğru. Ve ben kendimi hiç hissetmiyorum bu konuda. Sebebi çünkü çok değerli bir menajeri var Ertuğrul. Doğru. Onu aşmış oluyorum, anlatabiliyor muyum? Yok, gelecek de anlamında değil. Ya ileriki yıllarda olabilir mi anlamında diyorum. Ya bu konuyu pas geleceğimi geçtik. Geçtik abi. Acun abi. Geçtik abi. Allah aşkına bugün nereye gidiyordun ya? Arabada bile 300 bin. İnanılmaz yani. Arabada bile 300 bin. Hem böyle montaj seti önünde neredeyse. Bilgisayarda izliyordun. Hepimiz izledik. Nereye gidiyordun? Bir de sordun ya. Şimdi Çanakkale diyen oldu. Bodrum diyen oldu. Tekirdağ diyen oldu. Ya son yani gerçekten komik bir durumdaydım. Kuzenimin düğününden çıktım İzmir'de. Ondan sonra bir yandan da Survivor'da seyircilerimizin merak ettiği bir konu vardı. O konuyu açıklamam lazım. Canlı yayına girmek zorunda kaldım. Bir yandan da akşamın montajını yollamışlar. Onu seyrediyorum. Evet. Arabada kucağımda laptop, solumda canlı yayın. Evet. Alaçatı'ya gidiyordum. Gördüm. Bir soru daha. Bunu da pas geçebilirsin. Sence kim şampiyon olur?
Ya bunu da tuhaf geçeyim yani. Geçeyim hakikaten için. Ama şöyle geçiyorum. Bunu da tahminin de yok aslında. Yani şöyle siz de zaten çok tahminde bulamıyorsunuz. Demin zaten dinliyordum. Yani Trabzonspor'un bence çok yüksek düzeyde bir futbolu var. Ben Başakşehir ve Okan Buruk ikilisini yani çok dikkatle takip ediyorum. Okan böyle merdivenleri çıkıyor ve acaba zirveyi mi görecek? Evet. Öbür taraftan da Galatasaray ve Fatih Hoca her zaman şampiyonlukta vardır. Galatasaray'ın tabii yarın çok Rize deplasmanı var. Çok zor maçı var yarın Galatasaray'ın. Yani bugün daha doğrusu. Orayı geçmesi lazım. Çok zor. Yarın... Tabii bu seyircisiz olayı bence en çok kime zarar verdi diyorsak bence Galatasaray'a. Doğru, %100. Aynen. Yani çünkü Trabzonspor'un yıllardan beri iç sahada böyle bir tedirginliği görürüm ben. Hani olağanüstü bir tarafları var. Bu sene de iki kere gidebildim ben. O açıdan da çok mutluyum. Ama sanki iddiada Trabzon biraz daha stres yapıyor. Galatasaray daha avantaja çeviriyor. Trabzon deplasmanda böyle bir daha yüksek oynuyor gibi geliyor bana. O yüzden hani bu sanki tehlikeli oluyor. Galatasaray hafif bir zarar verdi. Evet, doğru. Acun abi, affına sığınarak bir soru sormak istiyorum. Kusura bakma lütfen. Bunu pas geçmeyeceğini tahmin edebiliyorum. Beşiktaş'la ilgili yardım kampanyası reklamlarından para almadığınız konuşuluyor. Bu doğru mu? İsterseniz cevap vermeyebilirsiniz. Yani bu konu şöyle bir konu. Yani kelime olarak parayı kullanmayalım da şöyle bir durum. Açıkçası Beşiktaş kulübünden bana böyle bir teklif geldiği zaman ben seve seve kabul ederiz dedim. Ve herhangi bir dediğin gibi maddi bir ilişki olmadı. Burada tabii iki konu var. Onu çok önemli belirtmem lazım. Birisi benim rahmetli babam Beşiktaşlıydı. Beşiktaş camiasıyla bağlantımda biliyorsunuz meslek kariyerime Beşiktaş muhabiri olarak başladım. Evet. Doğru. Ve üçüncü olarak da aslında iki konu dedim ama üç konu varmış düşündüğüm zaman. O camiada çok sevdiğim, değer verdiğim insanlar da var. Çok da yönetici olanlar da dahil olmak üzere. Ben daha önce de söylemiştim herhalde. Hani futbolu negatif enerjiyle bakan biri değilim. Futbolda her kulübün gelişmesini isterim. Bu kulüpler hepimizin kulüpleri, Türkiye'nin kulüpleri. Yani Avrupa maçlarında nasıl kenetleniyorsak, bu kulüplerin başarısı istiyorsak, bu kulüplerin zor zamanında her türlü büyük kulüplerimize de küçük kulüplerimize de destek olmamız lazım elimizden bir şey geliyorsa. Ben o yüzden hani benim için hani Beşiktaş camiasının yeri kalbimde her zaman farklıdır. Ha, ama onu soruyorsan şimdi Galatasaray desen Galatasaray'a da hani yarın öbür gün öyle bir şey gelse teklif onu da kabul ederim. Buradaki konu şu, ben futbolun gelişmesi için bu konularda diğer kulüplere karşı açıkçası destek konusunda sıcak bakarım. Bir de çok hayır diyebilen bir tip de değilimdir biliyorsunuz. Doğru. Ama hani konu Fenerbahçe olursa hani orada tabii başka şeyler olur. O onu şimdi söylemeye gerek yok. Evet, zaten yaptık. Gelelim Fenerbahçe'ye. Ne düşünüyorsun Fenerbahçe için? Yani önümüzdeki sezon ne düşünüyorsun? Ne olacak? Tahir Emre Belözoğlu, yani Emre Belözoğlu futbolu bırakıyor. Bu konularda ne düşünüyorsun? Senin fikrin? Karuse ne olacak mesela? Yani onu sakatlığı geçti mi Acun? Bir yanlış bilmiyorsam bir 10 gün kaldı. Ya ben onu çünkü koltuk denekleriyle gördüm yürüyorken. Evet, yani bileği kırıldı bu kadar olurdu zaten. Evet, yani kırılmamış da. Bir 10 günü daha var iyileşmesinin bildiğim kadarıyla. Şimdi yani Fenerbahçe için şunu söyleyebilirim. Yani objektif olarak da konuşacağım. Bu sene hani talihsizlik diyorum ben. Ben hakem camiasında altını çizerek söylüyorum. Evet. Art niyet olduğunu çok düşünen biri değilim. Fakat hata diye bir pay var ya, hata payı. Evet. Belki Fenerbahçe bu sezon gerçek anlamda tam bir ritim yakalamışken, bizim Survivor'ın ritim bozuldu diyor. Evet, evet. Doğru da söylüyor. Yani şöyle bir konu var. Fenerbahçe tam Başakşehir maçından sonra ritim tutturmuşken, ritim yakalamışken üst üste başına gelen hakem hataları ya da şöyle söyleyeyim yani başka zaman dikkat edilmeyip de o maça denk gelen ince detaylar, kalecinin ayağı çizgide şöyle oldu, böyle oldu, atılan gol eksi bir yazıldı filan. Hani garip şeyler yaşandı. Evet. Bir gol attık, sonra attığımız gol bizim annemize yazıldı biliyorsun. Öyle şey, onu da yaşadık yani. Aynen öyle. Evet, yani bunları kafamda değerlendirdiğim zaman aslında
zirvede olacak bir Fenerbahçe vardı. Eksikliklerine rağmen. Ama orada bir takım bence şeyini kaybetti. Ritmini kaybetti ve tek kelimeyle yarıştan bir geri çekildi. Bence çok iyi bir sezon oluyordu. İyi maçlar oynamıştı Fenerbahçe. Evet. Ama tabii ki burada şunu belirtmek lazım ki istikrar yakalayan şampiyon oluyor. Evet. Sonuna kadar götüren şampiyon oluyor. Bir maraton diyoruz. Hakem hataların üzerine moralini bozmaması lazımdı takımın. Takımı toparlayamadı ve bence sezon tabii ki ayak kırıklığına doğru gidiyor. Ama tabii ki daha haftalarda var, bakalım ne olacak. Emre Belözoğlu'nun futbolu bırakmasına ne diyorsun Acun? Sezon sonunda. Ya sen dünkü maçı seyrettin herhalde. Tabii seyrettim. Bu arada az önce bağlantıda size övgüler yağdırdı Acun seyrettik, abi. Maçı yani, seyrettik maçı seyrettik. Girdi, abi, girdi maçı çevirdi diyebiliriz. Ya gerçek anlamda soruyorum. İkinize de soruyorum. Evet. Biz yurt dışında bu maçı seyirci olsaydık. Siz de tribünde olsaydınız. 30 yaşında deseydi biri size Emre için. Oyuna giren adam 30 yaşında deseydi. Evet. Doğru. %1 tereddütünüz olur muydu? Hiç. Aynen. Hiçbir şekilde olmaz. Hiçbir şekilde olmazdı. Üzülüyorum ben yani. Ama mecbur tabii, artık bırakması lazım. Bence tıbbi olarak incelenmesi lazım. Aynen. Teknik... Yani gerçek anlamda söylüyorum. Doğru söylüyorsun. Hani bahsettiğimiz kaleci değil çünkü. Stoper değil. Kaleci değil. Bakıyorum dün. Yani topla olan hızına ve çabukluğuna bakıyorum. Yanlış anlama. Evet. O yaptırdığı penaltıda bir geri süratini kullanıyor yani. Aynen öyle. Aynen. Yani şimdi şaşkın seyrediyorum. Yani tabii ki küçüklüğünden beri Emre hep abisi oldum. Hani futbol hayatının ilk döneminden beri hep beraber olduk. Yani çok zaman geçirdik beraber. Ona yani sıkıştığı her yerde elimden gelince yardım ettim. Çünkü bunu fazlasıyla hak eden biri. Hani çünkü kafasında bazen çok sorun yaşayan mükemmeliyetçi biri. Hep daha iyi olsun ister. Ona elimden geldiğince bu konuda yardım ettim. Ama benim de ondan almam gereken çok önemli dersler var. Emre bence gerçek anlamda söyleyeyim, inancın, iyi niyetin birleştiği zaman bir insanın nereye gelebileceğini, neler yapabileceğini en iyi gösteren insanlardan biri. Örnek tutması gereken bir futbolcu olarak görüyorum. Paylaşımınız... Ha, bu arada şuna parantez açacağım. Tarihinde öyle oldu, böyle oldu. Kusura bakmayın. Dünyadaki çok önemli yıldızlara, çok önemli teknik direktörlere bir bakın. Birçoğunda o çılgınlığı da görürsünüz. Bunu da bir yere yazın. Tabii ki. Evet, tabii. Acun abi, sen benden daha iyi bilirsin. Aykut Kocaman, Aykut Hoca İstanbulspor'dayken hem teknik heyette hem de sonradan oyuna kendisini alıyordu, giriyordu İstanbulspor'da zaman zaman. Vialli vardı Chelsea'de hatırlarsan. Hem teknik heyette, kenarda teknik direktörlük yapıyordu. Oyun sıkıştığında kendisini oyuna alıyordu. Ben biraz önce Emre'ye söyledim, kaptana söyledim ama benim böyle bir niyetim yok dedi. Bu konuda bir ikna etme imkanınız olabilir mi? Çünkü herkes özleyecek futbolunu. Bence Emre bundan sonra bana kalır. futbol zevkini benimle beraber tatmin eder. Doğru. Bu açıdan çok mutluyum. Hani sizin yaşadığınız hayal kırıklığı ben çok yaşamıyorum o konuda. Doğru. Bence şöyle bir konu var. Türkiye'de galiba teknik olarak mümkün değil bu dediğiniz. Benim bildiğim. Yok. Çok zor olur. Teknik olarak olmuyor zaten. Bir de Fenerbahçe gibi bir takımda böyle bir camiada açıkçası yani bu dediğiniz ancak ne zaman olur biliyor musunuz? Böyle çok zorda kalındığı bir dönemde olur. Uzun vadeli bir sistem oturtması lazım Fenerbahçe'nin ve ben o yüzden bunu çok tercih etmem. Ha şimdi şöyle bir konu var, onu söyleyeyim size. Şu an konuştuğumuz insan teknik direktör de olabilir, futbolcu da olabilir. Doğru. Ya da kulüpte önemli pozisyonda da olabilir. Şimdi buralar şimdi tekrar yönetimin konusuna giriyor aslında. Hani biz burada bir taraftarız. Yönetim de bu konuda düşünüyor, taşınıyor. Emre ile de oturup konuşuyorlar. En doğru kararı beraber veriyorlar zaten. O yüzden hani onların kararının üzerine ben bir şey söylemeyeyim ki o işin şeyi olmasın. Yani bir eleştirisi olmasın. Ama bence bu birikimini teknik adam olarak aktarması gerektiğini düşünüyorum. Yani her türlü... Şöyle bir konu var. Bak evet. Şöyle bir konu var. Bunun altını çiziyorum. Emre Zeytinburnu'ndan çıkmış bir futbolcu değil mi? Doğru. Evet. Şimdi bu çocuk maddi durumu zor bir ailede büyümüş ve o şartlarda gelişmiş biri. Evet. Dikkatinizi çekiyorum. Kaç futbolcu bu şartlarda yabancı dil öğrenip dünyayla connection kurabiliyor? Kaç futbolcu? Ha. Aynen öyle. Ben mesela bu konuda bilmiyorum. Bir düşünün hep yani yurt dışında
oynayanlar bazen yabancı dili yakalıyor ama o ilişkileri yakalayamıyor. Bravo. Bazısı hiçbir şey öğrenmeden geliyor. Yabancı dil öğrenmeden geliyor. Şu anda Emre'nin konuştuğu dilleri söyleyeyim size. Çok iyi düzeyde İtalyanca. İtalyanca, İngilizce. Gayet iyi bir düzeyde İngilizce. Ve biraz da İspanyolca. Yani bunlar ne peki? Mesela niye? Çünkü bu işin Emre her tarafını evet. düşünerek, kendisini konsantre ederek futbolu yaşıyor. Ve bu konuda da şimdi mesela telefon açıp istediğiniz takımdaki istediğiniz sporcularla konuşabiliyor. Aynen işte. Her türlü transferi gidip tek başına da yapabilir. Yani bunların hepsini ikna edebilir futbolcu. Bunların hepsini başarabilir. Ben kimse adını anmıyordu. Bu programda Acun. Şenol Güneş teknik direktördü. Ben Şenol Güneş'ten sonra bu takımı teknik direktör Sergen Yalçın olmalı dediğim zaman çok da eleştirdiler bana. Çok da şey yaptılar. Sergen Bey inanmıyordu bana. Abi bizi oraya getirmezler diyordu. Ve döndü. Bir tek bunu ben başlattım. Bunda hiç yani şey yapmam burada. Mütevazı da varım ben bunu. İşte burada kasetlerde de vardır. Bunu bugün oldu. Ben yine söylüyorum burada iddia ediyorum. Bu takımın en yani kısa sürede bir veya iki sene içinde teknik direktörünün Emre Belözoğlu olmalıdır diyorum. Olacağını düşünüyorum. Bilemiyorum. Bu konu işte dediğim gibi hani benim açıkçası çok çok fikir vermem gereken. Tabii sen biraz şimdi tabii yönetimle de şimdi arkadaşsın, hayır, yakınsın. Hayır konuşur Sinan abi. Orada çok açıdan bakılması gereken bir konu ya bu şimdi. Hani bu işler nasıl biliyor musun? Bir şey düşünüyorsun ama hayal ettiğin hayata geçmiyor bazen. Tabii. Böyle ama doğrusu budur. Aykut Kocaman modelini düşün. İlk geldiği sportif direktör gibi düşün. Bir sene falan çalıştı. Sonra teknik direktör. Ben de. Vallahi Aykut Hoca o pozisyonda çok başarılı olmuştu. Onu da söyleyeyim sana. Tabii. Ve Fenerbahçe. Hani bana soruyorsan Dağımlı Aykut'la Fener'i daha çok beğeniyordum ben. Benim fikrim de o zaman. Ben. Aykut Hoca böyle koordinasyonda Dağım altında daha hoşuma gidiyor. Ben Emre'nin transfer konusunda da hata yapmayacağını düşünüyorum. Yani sportif direktör olarak olduğu zaman da düşünüyorum. En azından kulübünü zarara uğratacak yani menajerlere veya bir takım şeylere bu tip para kaptıracak düzeyde de bir adam değil. Yani ne demek istediğimi anladın. Dolayısıyla çok faydalı olacağını düşünüyorum transfer konusunda. Çünkü futbolu biliyor, futbolcuyu tanıyor, bir futbolcunun neler yapabileceğini biliyor. Ondan dolayı ben bu yönde söylüyorum, çıkması gerektiğini, bu tip genç kardeşlerimizin bütün bu birikimini. Çünkü niye? Şimdi Emre Belözoğlu dediğin zaman, teknik direktör dediğin zaman kariyerine baktığın zaman Acun. Yani evet. Bakıyorsun Avrupa'da bir sürü takımlarda oynamış. Milli takımlarda oynamış. Şıkır şıkır İngilizce, İspanyolca, İtalyanca konuşmuş. Yani kaç tane adam var böyle? Çok az. Yok belki de yani. Onun için yani, bu yönde faydalanması. Hayır bir şey soracağım. Yani bunu bulursun da bu dilleri konuşanı buluyorsun da. Hani bunun bir de gerçek anlamda söylüyorum. Dünya futbolunu bu kadar derin takip edeni çok zor bulursun. İşte onu yani, diyorum. Evet. Aynen öyle yani. Şimdi bugün İtalya'da kontağını kurabilir, İngiltere'de kurabilir. Her yerle Emre kurabilir. Belki o dönemki takım arkadaşları şimdi oralarda sportif direktör falandır. Yani anladın mı? Kendi ülkelerinde. Mesela neydi o bir tane sol ayaklı çocuk vardı. Sol ayaklı. Emre bana anlatıyordu onu Inter'de oynarken. Roboş neydi? Rekoba. Uruguaylı Rekoba. Nerede mesela? Şimdi belki bir yerde sportif direktör yani mesela. Uruguaylı örnek Rekoba. Verdim yani. Onun için tabii diyorum. Bu tip insanlarla yani çok faydalı olacağını, yani gençlere yöneleceğini düşünüyorum. İnşallah Fenerbahçe için en doğrusu olur Acuncuğum. İnşallah yani tabii ki bizim gönlümüzden geçen değil mi? Acun abi şimdi beyaz futbolda Survivor'la ilgili çok soru geliyor yine. Yani inanılmaz. Ben de hani ben hep şunu söylüyorum zaten. Sizinle yaptığımız Instagram yayınımızda da söylemiştim. Sen de Survivor'ın bir parçasısın bu sene biliyorsun Erkan. Evet büyük gurur duyuyorum. Kim şampiyon duyuyorum. Olur? Ben biliyorum söylemem. Yok ben hiç söylemem de söylemem. Ben tahmin yani, ediyorum. Ben yani ama en son söyleyecek olan benim zaten. Herhalde canım o, herhalde. Onu sormam çünkü pas geçmek değil onu zaten sormam da. Ama ben biliyorum tahmin ediyorum. Seyrettiğim kadarıyla tahmin ediyorum orada. Ben ama de sana o zaman bir tavsiyede bulunayım. Hiç de tahminde bulunma. Neden diyeceksin? Tamam. Bunda biz tahminde bulunuyoruz ya mesela. Her şey son ikili. Gösterebiliyor musun? Gösterebiliyor. Çünkü son ikili de bazı yarışmacıların taraftarları birleşiyor. Onu şey gibi düşün hani partiler gibi düşün böyle. Anladın mı şimdi? Evet. İkiye kaldığı zaman
kim kime yakın belli olmuyor yani. Orada çok değişik bir durum var. O yüzden tahminde bulabilirsin tabii ki ama hani ben sana ciddi olarak söylüyorum, ne tahmin etsen %100 şansın imkansız. Acun abi, Elif'i soracağım ama ben ilk defa bu akşam ilk defa bir saniyesini bile seyredemedim. Yani 75-80 gündür her gün, yani bütün ev olarak seyrediyoruz zaten. Kızım da hastası, hatta geçen gün videosunu da gördün sen abi. Evet. Şimdi Elif'i çok merak ediyoruz. Yayına girdiğimiz anda yayın devam ediyordu. Sizin yayınınız devam ettiği için. Elif'in durumu nasıl Acun abi? Yani Elif'in durumu yarın sabah itibariyle söyleyebileceğiz. Çünkü yarın Türkiye'nin gününüz olması bekliyoruz. Evet. Metin hocamız oradan rapor bekliyor. Yani rapor bekliyor. Çünkü hassas bir yer, kafa bölgesi. Düştü mü? Boyun ve kafa. Çok kötü düştü ya. Ha, seyretmedin. Havuzda çok sert giriyor. Yapma ve sert oluyor orada. Evet. Yani o yüzden bir şey de diyemiyorum. Evet, bu arada müsaadenizle görüntüyü ekrana getiriyoruz Acun abi. Evet. Patron ekranda olduğu için rahatız yani, ekrana getiriyoruz. Onun için çok rahatız yani. Çok geçmiş olsun. Ardahan potaya girdi Acun abi. Galiba. Yani potaya girdi tabii. Nasıl yani çarpıyor kız? Yarın belli olacak. Yarın. Yani düşüş tehlikesi var mı? Öyle bir yer değil ki, bu saatten sonra artık kim tabii giderse bence hepimiz üzüleceğiz. Öyle bir dönem yaşıyoruz Survivor'da. Bir de tabii biz şimdi o kadar biz de yükseldik ki, o kadar toplantı yapıyoruz ki, bundan sonrasıyla ilgili tempoyu çok arttıracak bir schedule ayarladık. İnşallah seyircilerimize beğenir. Acun abi, onu soracağım. Canım. Ya şimdi çok acayip bir şey yaptın. Yazık ya. Yani yine herkesi böyle olumlu anlamda ters köşeye yatırdın. Yani bu çok tuhaf bir şey oldu. Takımlar her hafta değişiyor. Maviler, kırmızılar. Hani bu hafta ne sürpriz çıkacak diye bekliyoruz. Şimdi bugün Instagram canlı yayınında yine bir işaret bir şey çaktın. İşte anlat bakalım. Anlat bakalımla ilgili bir işaret bir şey çaktın. O hep böyle devam edecek mi Temmuz'un sonuna kadar yenilikler? Ya Temmuz'un sonunda, Temmuz'un 14'ünde final yapacağız. Final bu sene 2 gün olacak. Elimizdeki materyali bir güne sığdırma şansımız yok. Çocuklar, montajcılar geldiler, dediler ki hani biz dediler bant yayınlıyoruz ama o bantları yayınladık, 2 gün sürecek yayın dediler. Biz de ona göre 13-14'ü final yaptık. 2 gün final yapacağız. Yani onun dışında da tabii gerçekten finale kadar şimdi artık tempo aralarındaki oyunlara dönecek. Doğru. Yani ödül oyunları azalacak. Az ödül oyun olacak. Aralarındaki oyunlarla yarışmacıların performansının tam olarak görünmesini istiyoruz. O yüzden daha çok gerilime dönük, yani elemental gerilime dönük bir dönem başlıyor. Şu kızın görüntüsünü ya merak ettim. Nasıl düştü ya? Sinan abi sürekli olarak Elif'in görüntüsünü istiyor şu anda. Elif çok kötü düşüyor. Sinan abi Nisa'yı göstermiyor mu Nisa'yı? Nisa'yı göstermedim daha. Nisa daha yukarıdan düşüyor. Yapma ya. İnanın ben bacağı kırıldı zannettim tanıtımda. Yapma ya, bakayım. Burada mı? Acun abi. Bacağı kırıldı zannettim. Nisa'nın görüntüsü ekranda mı arkadaşlar? Getirecek yani misiniz? Bizim zeminimiz kum biliyorsun. Hani o açıdan kum ve yumuşak bir zemin. Evet. Survivor'daki zeminler. Bu konuda tabii ki yani yarışmacıların düşmesine karşı öyle bir önlem var. Tabii. Ama tabii onun düştüğü yerden düşen de yanlış anlamıyor. 5 yıldır olmadı. Yapma ya. İnanılmaz. Var mı onu? Var mı? Var, var o da mı geliyor. Var işte. Şimdi bu değil. Onu da gösterirler biraz. Gelecek. Evet. Acun abi, bu arada o gelene kadar şunu soracağım. Yarışmacılardan bizim programa en uygun kim? Ben Yasin diyorum mesela bizim program için. Cemalcan. Yok, asla. Cemalcan. Beyaz futbola. Cemalcan futbolu sevmiyor. Sercan. Sercan iyi olur. Sercan zaten Sercan futbolcu. Konuşmaya gerek yok. Barış var orada. Kim biliyor musun? Mert. Mert doğru. Doğru Mert. Ama Barış var Beşiktaşlı, değil mi? Sizin orayı güzelce bir karıştırır. Peki Ahmet Çakar oraya yollasak bir şey yapabilir mi? Ahmet Çakar. Acun abi, bu arada Nisa'nın düşmesi. Ha. Bak Sinan abi. Dur çok bakayım. Özür dilerim. Bak Nisa'nın düşmesi. Sercan bu. Bak. Geliyor. Hop bak nereden düştü, gördün mü? Allah. İnanılmaz. Cemal Can'a bak ya. Bunu tanıtımda zaten gören darmadağın oldu bunu. Nisa'nın durumu nasıl Acun abi? Nisa'yla bir şey yok. Düştüğü yer bir kere, iki konu var orada. İp var. İpi tutabiliyor. Bir de düştüğü yerde kum zemin olduğu için. İşte o dediğim gibi, o dikkat ederseniz zaten önemli bir kum var orada. Of. Yarışmacılar zararı görmesin diye. Oradan tabii kurtarıyoruz da. Nisa'yı tabi bu konuda uyardı çünkü bu düşüşü ben anlayamadım mesela. Ben defalarca seyrettim. Bu kız niye düşüyor onu anlayamadım.
Allah Allah. Ya. Evet. Ya inanılmaz ya. Burada bir, ben de anlamadım dengesi, ama. Dengesi şey yapıyordu. Parkurun dışına çıkıyor orada. Acun evet, abi. Yani şu aşırı sürat olabilir. Evet. Aslında vücudun kaldıramayacağı süratin üstüne çıkmış olabilir orada. Ya bu sene All Star'ın üstünde bir sene çok gibi Acun ya. Abi ya. Yani hepsi All Star. Yani hepsi Star. Yani sanki daha önceden Cemal Can'ı falan herkes tanıyormuş gibi. Sanki Nisa'yı 10 sene önce tanıyormuşuz gibi. Evrim'i tanıyormuşuz gibi. Evet, unutulmayacak bir sezon oldu Ertem. Ama ben de farklısın. Hepimiz, aynen öyle. Hepimiz evdeydik. Herkes evet. Evde olduğu için. Yani gündüz evet. De hep devamlı ekstrayı orayı hep de seyrettik. Hepsini seyrettik. Bu Ahmet Çakar'ı buraya yollayabilir miyiz? Yani mümkünse. Mümkünse Acun alabilir misin? Ahmet Hoca bizim ekstraya çok iyi olur bence. Kansuslar biliyor musun orada? Tabii Semih'le Murat Özarı'yla falan değil mi? Acun abi. Murat Özarı'yla Anton'la bizim. Ya Acun abi ben Metin abiyi çok seviyorum Metin Kuş Hoca'yı. Evet. Fahrettin Koca gibi aynı. Yani ikisi de bir babacan tavrı var ya böyle. Metin abi yani sanki evin babası sanki kapıyı çalıp ya ben geldim hadi çocuklar bir bardak çay içelim diyecek. Şu çok... yayını seyredemedin sen. Sadece şu yayını seyrettiğinden bak şu anda biraz var. Evet. Bak dikkatli bak şimdi. Bak dünya üzerinde benim şimdiye kadar gördüğüm en sinerjik doktor diyebilirim. Öyle yani, ya. Başka evet. Bir şey bu bak. Bu başka bir şey. Yani gerçek anlamda söylüyorum. Güven veren, rahatlatan ama her şeyi de doğru çıkan bu arada. Hani şöyle evet. Rahatlatır da tabii. Bizim hesap da mesela rahatlatır diyor. Bir şey olmaz diyor. 3 hafta altıda gider. Esat'ın Amerika'ya gelmiş olmaz dedi. Bak dinle. Esat'ın Amerika'ya gelmiş olmaz dedi arkadaşımız. 2 ay sonra çıktı hapisten. Yeminle söylüyorum yeminle. Onu benim programda anlatmıştın Acun abi. Ertesi gün birkaç tane magazin sitesi falan almış biliyor musun? Yerlere atmış herkes böyle. Ya hayatım, bak benim hayatım ben bu kadar dinamik olmamızın önemli sebeplerinden biri Esat zaten. Çünkü Esat'ı bir şey ikna edebildikten sonra ben dünyayı ikna ediyorum ya. Bir şey olmaz. Ne oldu bir şey olmaz. Ama ben çok önemli bir şey. Abi bize delenme gibi bu kızımızda görüyorum. Yani baktım. Yani hemen de çok da güzel helal olsun. Bak hemen de önlem almışlar boyunluğu falan. Çok önemli inşallah bir şey çıkmayacak Acun yani bilmiyorum da. Evet yarın söyleyeceğim. İnşallah. Acun abi Domini'ye tekrar gidip oyun oynayacak mısın? Herkes çok merak ediyor. Evet gideceğim yani. Bizim şu Barış'ta çünkü yani Barış'ta bir basketbol iddiam var. Evet ya ben şimdi burada kalış sebebi çünkü kalmam gerekiyor söyleyemiyorum. Çünkü söylesem evet. 150 maç defa olacak. Evet aynen öyle. Evet o yüzden burada kalmam gerekiyor bir sürede. Sonra zaten Domini'ye geçeceğim. Hayır bir de şunu bir parantez açayım. Şimdi bu cümleden dolayı da bir sürü şey yazarlar. Seninle ilgili olmayan bir durumdan dolayı. Ben bildiğim için söylüyorum Acun abi. Hayır benle ilgili bir durumdan. Benle ilgili bir durum. Öyle mi? Evet ben o değil. Senin bildiğin değil. Benle ilgili bir durum var burada da. Yani bizim Acun Medya ile alakalı bir durum. Ha tamam. Yani güzel bir durum diyelim aslında. O güzel durumun içinde olmam gerekiyor. O yüzden şu anda buradayım. Ama tahmin ediyorum yakın zamanda gideceğim. Ama bu arada yani maşallah işte çok iyi gidiyor. Murat çok. Benim çok sevdiğim bir kardeşim biliyorsunuz yanımızda büyüdü o da. Çok. Yani 15 yaşından beri elimde büyümüş bir çocuktur. O da yani baktığınız zaman işinin hakkını sonuna kadar veriyor. O yüzden hani böyle gönlümde rahat. Ben eğer bir sıkıntı hissetsem yarın kendimi orada bulurdum yani. Evet. Biraz futbola hemen dönelim. Acun, tabii. Fenerbahçe'ye 2-3 tane oyuncu transfer etmek yani lazım diyelim. Türkiye'den kimi alırsın? Yani Fenerbahçe'ye yani 3 tane 4 tane oyuncu Türkiye Ligi'nden kimi alırsın? Ben alırım. Yani şöyle. Ya niye? Sohbet ediyoruz aramızda. Ay aramızda kalsın. Aramızda kalsın ya sohbet edin. Tabii aramızda kalacak. Sen bir yayından sonra arasana. Şey yapalım böyle. Ay mesela hani kim almak istersin Fenerbahçe'ye? Hayır söyleyeyim. Hayır Fenerbahçe bence transfer lazım. Onu konuşalım bence. Lazım canım lazım olmaz mı? Tamam. Yani bu konuda şimdi şöyle. Açıkçası çok doğru bir 5 adam alması lazım şu anda. Aynen. Gördüğüm benim. Aynen. Ama o 5 adamı da şu andaki yönetimimiz bence bu arada bir parantez açmak istiyorum. Yani Fenerbahçe için şöyle çok iyimser bir dönem yaşıyorum. Yani ben Ersin Hoca'yı çok severdim ve desteklerdim biliyorsunuz. Evet. Yani değerli bir hocamızdır. Her zaman da takdir ettiğim bir hocamızdır.
Şu anda teknik direktörünün kim olduğunu bilmiyoruz. Ama onun dışındaki bölüm için yani Fenerbahçe'de şu anda hani Ali Koç gibi başkan, ne bileyim Semih Özsoy gibi bir as başkan. Doğru. Emre Belözoğlu da futbolun başında. Şu anda böyle güzel bir kadro oluştu yani. Sağ içini bilmem ama sağ içi mükemmel duruyor şu anda. Ya güzel de bunlar oynamayacak. 5 tane mesela oyuncu almaya kalksan Türkiye Ligi'nden diyelim veya yani. Ya olmaz o Sinan abi. Şimdi olmaz mı? Takdir ettiğim futbolcular çünkü önemli takımlarda. Doğru. Hemen bölümce. Ayıp olur diyorsun. Olmaz yani. Yani hep benim sorulara yani, pas geçiyor görüyor musun? Evet ya Sinan abi şöyle bir durum var şimdi. Camialar biliyorsun şimdi zaten birbirinden büyük. Hani doğru. O caminin çoğu futbolcusunu alır yani alsın diyebilir miyim sence? Yok. Çünkü alırlar falan ondan sonra ne olacak? Doğru söylüyorsun o dedikodu olur. Ben iki adım önde yaşıyorum o yüzden. O dedikodu olur doğru söylüyorsun. Ben söyledim mesela şu çok iyiydi. Fenerbahçe alıyor mesela. ne yapacağız sonra? Çok güzel. doğru söylüyorsun evet tamam. Peki. Acun abi. Peki abi sen son bir sorum var bir sana. Sen Beşiktaş'ı evet. Nasıl buluyorsun? Ben Beşiktaş'ı ikinci yarı çok iyi buldum. Bugün ikinci yarı. Çok iyi buldum. İlk devre yani Sergen 5 oyuncu değişikliğine güvenerek ilk devre farklı bir kadro çıkardı. Yani esas B planı yani ikinci yarıya sakladığı kadro daha ideal kadrosu onun. Ama ilk yarıdaki yediği goller tabii hesaplamamıştı. Sonra çıkaramadı. Dikkat edersen ikinci yarı Acun 7-8 tane falan gol kaçtı. Bilmiyorum seyrettin mi? Düğündeydin seyretmedin. Yani net 7-8 tane net pozisyon var. Yani Beşiktaş'ın. Evet, yani, ama yani, o topu tabii tahtalardan içeri atacaksın biliyorsun yani o direklerin içinden geçiremezsen bir sürü pozisyona girdi. Dolayısıyla Beşiktaş'ın tabii şimdi Beşiktaş'ın durumu çok farklı yani mali olarak sıkıntılar yaşanıyor. Dolayısıyla yeni bir yapılanma var içinde ama ben önümüzdeki sezon bugün de söyledim Sergen'e altyapıdan şimdi televizyondan söyledim altyapıdan ne kadar oyuncu bulabiliyorsanız bir şans geldi Acun korona şansı. Yani bu koronadan dolayı alın altyapıdan oynatabildiğiniz kadar oynatın. Zaten bahane hazır. Batık zaten kulüpler. Para nedir? Para yok. Çıkarabildiğin kadar 2 tane 3 tane genç çıkarabiliyorsan ne mutlu sana. Ben onu söylüyorum. Bak bugün kaleci. Karius'tan ne eksiği var mesela? Oynadı. O da oynadı. Karius da yiyordu Ersin. Yani dolayısıyla bunlara şans vermek lazım. Bakın Altay'a. Fenerbahçe'nin Uğurcan'a bakın. Yani bunlara bakın değil mi? Yani bunlar oynuyor. Hatırla Acun çok iyi biliyorsun Tuncay Şanlı'yı. Hatırla. Sizin de şu konuda Sinan abi sizin de şu konuda açıkçası bir konuyu çok iyi anlatmanız lazım seyircilerimize. Yani şu andaki dünyadaki konjonktür işte korona artı doların, euronun, Türk parası karşısındaki belli bir değeri. Evet. Yani kulüplerin maddi bütçeleri belli zaten. Doğru. Yani taraftarımız yani bütün kulüpler için beklentiyi şu dönemde bir düşürmeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Yani tamamıyla istesen de yapamazsın zaten. Tamamıyla bu genç oyunculara demin örnek verdim hocam sen biliyorsun işte biz 16-17 yaşlarında A takımda oynadık. Yani 19 şimdi genç diyorlar mesela değil mi? Bugün Rıdvan oynadı sol bek. Değil bizim oynadığımız dönemde 17 olmamıştık. Yani buna dönmek lazım. Yani Serpil Hamdi Tüz'ün biz ekolüyüz o dönemden. Hep bu çocuklar biz bu yaşlarda oynadık. Doğru. Şimdi bugün bakıyorsun şimdi Ecmel Başkan İstanbulspor Başkanı Ecmel Başkan mesaj atmış. Bizi seyrediyor. Nedir? Bak Eslem Öztürk de Eslem. Eslem ve Onur Ergün de bir burada diyor. Müthiş. Evet bunlar yine bir oyuncu. Bilmiyorum mesela. Evet. Ekmel Başkan'a da selamlar. Eslem acayip bir çocuk evet. Yani bunlara artık şans vermek lazım. Bunlara dediğim gibi bu işin içine bu genç oyuncuları katmak lazım. 16 yaşında geliyor Fenerbahçe'de bir tane. Geliyor Ömer kim? Faruk. Ömer evet. Faruk mu? Ömer Faruk değil mi Acun abi? İyi geliyor. İyi yani geliyor. İnanılmaz bir çocuk. Bayılıyorum Acun abi. İnanılmaz. Her yerden acayip abi, haberler geliyor. Abi ısrar edeceksin oynatacaksın onu mesela çocuk. Acun. Islar edeceksin. Koyacaksın oynasın. Murat Sağlam da öyle. Acun abi. Zaten oynatacaklar diye düşünüyorum ben yani. Şu anda o konuda kulüpte bir heves var maşallah. Evet maşallah. Acun abi ekranda Fortuna Start. Senin takımın. Bilmiyorum biliyor musun Fortuna takımını Hollanda'dan. çok yakın şu anda onu da izlediğimiz zaman nedense duygusallaşıyoruz artık bizim takımımız gibi. Fortuna takımıyla Başakşehir'in maçı var. 9 Ocak'ta 3-0 yenmiş. O görüntüleri buldu arkadaşlarımız. 3-0'lık maçı. Hangisini tutacağız bundan sonra bilmiyoruz. Vallahi maçları sana anlattıracağım, rica edeceğim. Estağfurullah, seve seve. Kırmazsan beni.
Yani şöyle söyleyeyim. Açıkçası futbolla olan düşkünlüğümü zaten biliyorsunuz. Evet. Yani bu da benim için açıkçası hani televizyon dünyasında ne bileyim böyle küçükten büyüğe doğru bir yürüyüşüm oldu. Ondan sonra kanal aldık. Kanal da işte küçükten büyüğe doğru yürüdü. Maşallah. Şimdi bilmiyorum doğru bir ekiple birlikte Forsman Siddharth'la şu anda işte artık biz anlaşma aşamasında izleyebilirim. Eğer her şey sorunsuz bir şekilde sona ererse açıkçası genç futbolcular Sinan abinin o hayalini kurdu. Genç futbolcuları Türkiye'de ve dünyada bulup keşfedip futbolu kazandırmak istiyoruz. İnşallah. Yani çok enteresan bir ekip kurduk. Al da gidelim seyredelim orada gidelim bakalım. Biz de yani evet. Elimizden ne geliyorsa hakikaten çok doğru bir karar vermişsin Acun'cum. Tebrik ediyorum bu konuda ayrıca. Aynen. Acun abi, evet. Sercan mesela atıyorum yani bağışla ne olursun hani isterseniz buna da cevap vermeyebilirsiniz. Sercan mesela geldi ki bana göre şu anda inanılmaz form tuttu. Süper Lig'deki birçok futbolcudan daha formda. Kendine bakıyor şu an. Ya da Maxi, hatta Maxi'yi bile bak koyabilirim bu takımın içerisine. İnanılmaz beğendiğim bir adam çünkü Maxi sizin ekibinizden. Maxi'yi geçiyorum da Sercan mesela oynayabilir mi? Buna müsaade çıkar mı? Olur mu? Hani Fortuna takımında oynar mı Sercan? Yani orada görebilir miyiz? Ya da Arda yani, Turan. Ya Arda şimdi Turan bunları konuşmak için çok erken ama yani şunu söyleyeceğim. Tabii ki bu konuyla ilgili mesai sarf ettiğimiz zaman da biz de bir şekilde ters köşeler yapıp bazı şeyleri değişik bir şekilde ortaya koymak istiyoruz. Burada BİM olan doğru ekibi kurmak benim bu konuda ne bileyim çok güvendiğim bir ekip var. Fortuna Siddharth'ın şu anda içinde olan aynı zamanda hani başkanı olsun şu andaki yönetimi olsun unutmayın bu takımı ikincilikten birinciliğe çıkardı. Tabii. Evet. Yani evet. Bu takım ikincilikteydi ve Hollanda ikinci liginde başladı serüveni. Ve bizim Türk dostlarımız birinci lige çıkardılar. Artık buradan sonra da şampiyon yapmak bana düşer diyormuşum. Kesinlikle. Kesinlikle. Yakışır. Kesin. Yakışır Acun abi kimse de şaşırmaz yani. Hiç de sürpriz aynen, olmaz. Öyle bir, aynen. Bu takımın öyle bir misyonu yok. Onu öncelikle söyleyeyim. Çünkü şu anda Fortuna Siddharth projemiz bizim. Yani Türkiye'de böyle altın orduyu düşünün. Biraz kafanızı evet, canlandırmak evet, istiyorum. Evet. Yani öyle bir proje. Yani buradan Türk futboluna yani tabii ki Fenerbahçe'nin bu konuda önceliği olacaktır. Fenerbahçe başta olmak üzere Türk futboluna önemli yetenekleri kazandırmak istiyorum. Mesela şöyle bir hayalim var. Tribünleri ayak kaldıran bir futbolcu Fenerbahçe'de inşallah belki de Fortuna Siddharth'tan gitmiş olacak. İnşallah. Bu beni çok çok mutlu eder. İnşallah. Acun abicim var mı eklemek istediğiniz kıymetli vaktinizi ayırdınız? Biz teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz. Aynı zamanda bir konudan dolayı kutlamak istiyorum. Bütün Türkiye adına. Güzel bir haber alacağız çünkü. Ondan dolayı kutlamak istiyorum. Size her şey yakışıyor çünkü. Sağ ol. Teşekkürler. Aynen. Bizi kırmadınız. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Sağ olasın. Çok öpüyorum. Hayırlı olsun. Çok sağ ol. Sağ ol canım benim. Çok teşekkürler Acun abi. Çok teşekkürler Acun abicim. Sağ olsun. Bizi hiçbir zaman kırmıyor. Hiçbir zaman geri çevirmiyor. Futbol aşığı. Ama futbol aşığı. Ve beyaz futbolu da çok seviyor. Hep pas geçiyor. bu arada sevgili Acun abi gerçekten hani Emre Belezoğlu söyledi söyleyeceğini. Aynen. Dün neyse dün 20 sene önce 25 sene önce muhabirlik zamanlarında mikrofon elindeyken çok öğreten eski. Öğretmeyi seven bugün de bize öğreten öğretmeyi seven arkadaşımız. Dün neyse bugün de çok eski bize aynı şekilde davranan ve bizim çok sevdiğimiz bir abimiz her enteresan zaman. Bir insandır. Televizyonda veya bu Survivor ekiplerinde çok eski arkadaşların hepsine iş vermiştir. Kesinlikle. Hepsine enteresan. Tesadüf değil. Hiçbir başarısı tesadüf enteresandır. Değil. Enteresandır. Allah ona daha çok versin. Fortuna Siddharth şampiyon olsa bak çok mütevazı İnşallah konuştu. Allah ona. Şampiyon Allah olsa ona, şaşırır mısın Acun abi? Sinan abi. Allah ona daha çok versin. Aynen öyle. Sinan abicim bitti süremiz.